Herkese yeni bir videodan selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Bizi soracak olursanız çok yorgunum ama bir o kadar da mutluyum. Zeyd Mirza'yı şu an öyle uykusuna yatırdım. Umarım uzun uyur çünkü gerçekten kabus gibi bir geceydi. İkide bir uyandı, sürekli uyandı ve sabah 6'ya doğru 5.30-6'da uyandı ve asla uyumadı. Saat sabah 9'a kadar, sonra 9'dan 10'a kadar uyudu ve şimdi de işte saat 12.30'a geliyor, öğle uykusuna yattı. Yani siz düşünün ne kadar az uyuduğunu, onun da benim de. Ve o yüzden istiyorum ki şimdi en azından uykusunu alsın, yoksa tüm gün boyunca huysuz oluyor uykusunu alamayınca. Galiba tekrar diş çıkartıyor arkadaşlar. Bu Zeyd Mirza sürekli diş çıkartıyor. Yani 4 aylığından beri non stop diş çıkartıyor. Yani çok hızlı bu konuda. Ve o yüzden de hafif bir ateşi vardı dün. Yavrum o yüzden yatamadı büyük ihtimalle. Ama çok ateşi yoktu. O yüzden hani bir şey vermedim. Hafif ateşi vardı. Şu an daha iyi, bakalım hani akşam nasıl olacak. Dün de biliyorsunuz arkadaşlarımız bizdeydi ve dün hepiniz Zeyd Mirza'nın ilk adımlarına şahit oldunuz. Şu an bugün daha devam yürümedi. Çünkü hasta diye çok üstüne gitmek istemedim. Hem huysuz, uykusuz hem de iştahsız. O yüzden dedim ki en iyisi Akif'i bekleyeyim. Çünkü Akif Zeyd Mirza'nın yanında olunca Zeyd Mirza daha çok cesaretleniyor. Öyle söyleyeyim size. O yüzden Akif'in gelmesini bekliyorum. Sizleri de hem çekerim. Bakalım bugün tekrar adım atacak mı? Belki de şimdi dün öyle attı, heyecanlandı. Hani kalabalık ortam falan. Sonra Ensar'da da onun yaşında, o da yürüyor. O yüzden heveslenmiş de olabilir. Bilmiyorum, bakacağız artık Akif gelince. Hani tekrardan yürüyecek mi? Ama bence artık yavaş yavaş kalkar yürür diye düşünüyorum. Hani daha tam böyle özgüveni yok ama zamanla oluşacak yani. Hemen bugünden yarına profesyonel bir yürücü olmayacak tabii ki de. Zamanla, ama mutluyum dediğim gibi gerçekten. Arkadaşlarım falan da diyordu bu şimdi yürür birkaç güne, birkaç haftaya falan. Yani Türkiye kadar yürürse, yani Türkiye'de yürürse de çok güzel olur aslında bizim için. Bakalım, hayırlısı diyorum. İşte ben de ne yaptım? Mutfağın makinesini falan boşalttım arkadaşlar. Çok yorgunum ama mecbur yapacağım evin işleri yani. O da Zeyd Mirza durmadı, zar zor yaptım. Yoksa kamerayı daha önce açardım. Maalesef daha yeni fırsatım oldu. Kahvaltı yapmadım. Zeyd Mirza'ya önce yumurta kavurmuştum ve ekmek hazırlamıştım. Normalde gerçekten çok seviyor ama 2 gündür yine yemiyor. Yani bir dönem oluyor çok iyi yiyor, bir dönem oluyor ağzına hiçbir şey sürmüyor. Size yemin ederim sütünü bile zor veriyorum, yani içmiyor. O da bence hasta diye işte. Ama insan bu duruma ne kadar alışırsa alışsın, yine de insanın bir parçası hani üzülüyor yani sonuçta. Evladın yemeyince annenin kendisinin de morali olmuyor. Bende de aynı öyle. Gerçekten o yemeyince mutsuz oluyorum arkadaşlar. Elimde değil. Biliyorum normal bir yer bir içmez. Bizler de öyleyiz. Bizler de hastayken yemiyoruz. Ama söz konusu evlat olunca insan kendini kötü hissediyor. Neyse, yine de fazla tabii canımı sıkmamaya çalışıyorum. Çocuk bu. Bebek. Sonra inşallah uyanırsa ona çorba yapacağım. Umarım çorba içer. Çünkü çorbayı hastayken de içiyor genelde. Biz de artık böyle sıvı ve püre şeylerle idare edeceğiz bakalım. Ne zaman yine düzelirse. Bu durumu yaşayanlar oldu mu bilmiyorum. Belki sadece boşuna endişeleniyorumdur. Ama mesela hani yumurta, kavrulmuş yumurtayı çok seviyor normalde. Ama 2 gündür böyle ağzına verdiğimde direkt tükürüyor. Hani sadece yumurtayı değil, her şeyi tadını almadan yapıyor. Sizce bu normal mi? Yani dişlerden olabilir mi gerçekten? Canım sıkılıyor. Sizlere de bir sorayım dedim. Anneler yorumların altına yazın. Sizler bu durumda ne yapıyorsunuz? Tabii asla zorlamıyorum bu arada. Çünkü zaten zorlasam bile yemeyecek çocuk. O yüzden boşuna yemekten soğutmayın onu. Hani ben yine de hazırlıyorum, sunuyorum. Yemeyince de yemiyor. Artık yapacak bir şey yok. Böyle. Şimdi uyudu dediğim gibi. Ben de kahvaltı yapsam mı diye düşünüyorum. Aslında
Yani biraz açım, biraz aç değilim. Dün gece bayağı bir şeyler yedim. Ama sanırım hazırlayacağım çünkü enerjiye ihtiyacım var. Aynen. Bir de kendime kahve hazırlayayım. Sıcak veya soğuk bakayım hangisini yaparsam artık. Öyle. Aa, bu arada yeni tripodum geldi arkadaşlar. O kadar güzel ki artık her yerden çekim yapabileceğim. Yani boydan bu arada bayağı bir uzun. Şimdi size göstereceğim hemen bir saniye. Evet, bakın yeni tripodumla tanıştırayım sizi. Sizler için inşallah daha güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Bu tripod benim boyumdan da uzun ama tondan aldım. Bu arada ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle şimdi kapattım ve böyle yavaştan çoğa kadar. Şimdi gözünüzü acıtmak istemiyorum ama bayağı ışıklı oluyor. Gerçekten çok pratik böyle uzun oldu. Çünkü olması yani. Diğerleri böyle hani bende bunun çok minnakı vardı ve gerçekten 4 sene boyunca bana dayandı ama artık kırıldı. O yüzden dedim ki alıyorsan artık hani biraz daha iyisini al dedim, büyüğünü al. Çünkü bazen böyle kombin videoları, denemeli alışveriş videoları çekmek istiyorum. Çok zorlanıyorum. Kendime böyle bir yerin üstüne hep dikiyorum ama bu artık boydan olduğu için çok güzel çekebilir. Bu arada Amazon'dan aldım. Çantası falan her şeyi var. Bayağı iyi arkadaşlar. Çok sevdim. Şimdi camı tekrardan açabilirim. Çünkü dışarıda inşaat var. Bakın şimdi gelecek sesi. Böyle. Ben daha kahvaltımı yapmadan bakın kimler uyanmış. Ya sen uyanmışsın. 15 dakika sonra Zeyd Mirza uyanmış. Anneciğim bu tilki uykusu muydu? Bu neydi? Ve şu dolabın haline bakar mısınız? Hep şu karıştırıyor. Hep şu. Hep şu mini kuş karıştırıyor. Ver onu bana. Ver onu. Hayır o sana olmaz. Anneciğim bu benim damlalarım. Bunlar artık kaldırmanın vakti geldi yani. Zeyd Mirza. Bak 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 bak. Bunu da dün döktü. Şimdi neyse ben kendime şunlarda da kaldırayım. Bu şişler de tehlikeli. Yerine batar. Şunlardan bir zarar gelmez. Zeyd Mirza. Ben şimdi kendime kahvaltı yapacağım. Belki sen de bir şeyler yersin, tamam mı? İnşallah diyelim. Hadi bakalım. Çatalını al. Çatalını al. Nein, çatalını al. Batır, batır. Hihihi. Anneciğim yavaş. Girmedi ağzına. Aferin sana bir tanem. Arkadaşlar böyle minnak minnak kandırıp yediriyorum. Hoşuna gidiyor. Çatalla kendi batırıyor ya. Değil mi? Bir de tabii böyle oynuyor. Al. Öyle değil anneciğim. Bu arada ilk defa çatallan yiyor. Aferin. Koy ağzına onu. Maşallah sana. Aferin anneciğim. Gurur duyuyorum seninle. Canlar saat şu an 5:30'a geliyor ve ben mutfaktayım. Şöyle akşam yemeği için salata hazırlayacağım. Bir de karpuz doğrayacağım. Ama bugün yemek yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle buzdolabına kaldırmıştım. Dünden kalma yemeğim var. O yüzden bunlar ziyan olmasın. 2 dilim lazanya altta ve 2 dilim de patates graten var. Bunları güzelce tepsiye koyup fırına süreceğim. Mis gibi taze çıtır olsunlar. O yüzden onu yiyeceğiz bugün yani yemek derdim yok. O yüzden de mutluyum tabii. Zeyd Mirza deseniz şu halde şu an. Oğlum. Was machen Sachen oğlum yavrum? Ne yapıyorsun yavrum evladım? Ya. Allah'tan alıp atmıyorsun yani. Ya. Ya. Şu paçalarına bakın ya çıldıracağım ya. Ya bu ne? Ya bu ne, bu ne? Söyler misin bu tip ne? Hayırdır sen? Hayırdır? Koy onu yerine. Koy. Koy onu. Hayır, vurma. Koy onu. Bal gibi ya bu.
Aynen, ben bir salatamı falan yapmaya başlayayım. Şöyle dil kroyta kullanıyorum. Ve bol limon, işte mısır şu şekilde. En çok karpuza seviniyorum yalnız. Evet, önce bir şunlar bir şurada dursun. Fırın kağıdını şöyle aldım hepsini. Bu arada yeni tripotuma alışmaya çalışıyorum. Şu an güzel koyamadım sizi. İdare edin şimdilik. Zeynep Mirza, oğluşum. Şimdi anne bunları buraya koyması lazım. Nasıl koyalım? Ha, zeytin. Bir tane şey alalım anne. Bir tane çatal alalım. Biraz yapışmış sanki buraya. Üst üste koydum ya. Mirzuş'un. Ya ne oldu? Ne oldu? Fırın yanıyor, ona bakıyor. Patates bıraktın. Bu arada patatesleri hep çıkmış. Fırına böyle atsam ne olur ki? Dur oğlum. Buzdolabında iyicene donmuş bunlar. Arkadaşlar şu lazanya parçasının üstüne şu patatesi koymuştum. Onun kreması kalmış ama hiç sorun değil. Krema yani, zaten lazanya da öyle. Kremalı falan. Şöyle biraz şey yapayım da. Ay, burada bir patates yapışmış hatta. Böyle pişsin arkadaşlar. Görüyorsunuz yani daha büyük dilim. Artık bana yeter. Şurada da diğer patates var. Böylece fırına gidecek. Oğlum! Fırın biraz ısınsın. Ben bunu koyacağım fırına. Şimdi bir bıçak alalım. Bir de salatayı karıştırmak için bir plastik kase. Nasıl mı? Allah. Gelme buraya anneciğim. Şöyle salatamı hazırlıyorum. Mısır da ekleyeceğim. Ve tabii ki de limon. Bolca. Şu bunun hepsini sıkacağım. Şimdi durun, çekirdeğini ayırmam lazım. Bol limon. Zeyd Mirza. Hello. Hello bebişim. Hey. Anneciğim, neden atıyorsun salatalığını? Neden atıyorsun, neden? Yesen zaten dişimi kıracağım. Yesen dişimi kıracağım oluşum. Bolcana sıkıyoruz. Salatayı şöyle tabağa aldım. Bu arada Akif de geldi ve bir sürü yapmışım. Yeriz inşallah. Karpuz ve lazanyayı da şimdi kapattım. Yine kokusu mis gibi geldi arkadaşlar. Bakın. Oh, taze içik oldu vallahi. Kim ver ki dünden kalma. Arkadaşlar şuradaki ojelere bakar mısınız? Şimdi diyeceksiniz ki Rümeysa, nereden aldın bu kadar çok öjeyi diye. Arkadaşlar, arkadaşım hediye etti. Daha doğrusu Akif'in kuzeni oluyor. Kuzinesi yani, kız kuzeni. Halasının kızı şöyle ojeleri bana verdi. Dün Semanur kendisi de getirdi. Semanur'un görümcesi oluyor kendisi. Zeyd, ne yapıyorsun? Biz de bunları şu paketlerinden çıkardık. Hepsi şöyle ikili paket içindeydi. Şöyle bir oje. Bir de Zeyd, ne yapıyorsun? Bir de
ojenin üstüne sürmek için, hani uzun kalıcı olsun diye, hep böyle ikili paket halindeydi. Paketi açtık, şuraya koydum hepsini. Zeyt Mirza sağ olsun döktü. Oynuyor bunlarla. Şu an ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Bu arada banyo yaptırdık Zeyt Mirza'yı. Topla. Zeyt topla. Toplama şekli bile döküyor eşyaları. Aynen, banyosunu ettirdim. Akif de bu arada uyudu arkadaşlar. Çok yorgun çünkü. Şu minnak oje de vardı. Anneciğim bak, hepsini şöyle koy, tamam mı? Hepsini, aynı dökme ama, dökme anneciğim. Bak topla, orada var. Zeyt. Zeyt. Bak bak oraya bak. Böyle yani. Şu bir sürü oje, bir de şöyle iki tane rimel. Bir de bir tane kaş boyası ve bu kaş kalemini dün denedim. O kadar iyi ki. Yani hangi marka bilmiyorum, şöyle göstereyim ama bayıldım yani. Böyle kaş kalemine ihtiyacım vardı zaten. Zeyt de burada kendine oyun yaptı. Bakar mısınız? Hem topluyor hem döküyor. Bir topluyor bir döküyor. Bir topluyor bir döküyor. Neyse ki açamıyor zaten. Değil mi? Koltuğun altına atıyor bir de utanmadan. Zeyt. Ne yapıyorsun? Sen de birazdan yatacaksın. Saat şu an 7.30. 8-8.30 gibi uyutmaya çalışacağım minik beyi. Değil mi? Şimdi oğluşun odasına geldik. Biraz oyuncaklarıyla oynasın uykudan önce. Sonra bir süt yaparım ve uyuturum. Umarım içer. Bugün sadece bir çorba içti arkadaşlar. Bir de kahvaltıda şöyle azıcık ekmek yedi. Başka hiçbir şey yemedi. Canı istemiyor. Ha bir de karpuz yedi biz yemek yerken. Değil mi oğlum? Olsun, buna şükür. Buna şükür evladım. Buna şükür pıtığım. Üstün neden ıslanmış? Üstün yine neden ıslanmış? Koltuğun arkasına neden gidiyorsun? Bu arada bu koltuk çok işime yaradı ya. Ne güzel, mis gibi oturuyorum rahat rahat. Zeyt Mirza da burada oynuyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, 1,5 saatlik çelişkiden sonra her şükür uyudu. Yine çok zorlandım Allah'ım. Sen güç kuvvet ver ya Rabbim, gerçekten yani. Uzun bir süredir Zeyt Mirza uyumak istemiyor. Artık biliyorsunuz, 1000 kere dedim. Bazen böyle düşünüyorum desem mi demesem mi, ama yani sonuçta hani her şeyi söylüyorum. Sizler de beni anlıyorsunuzdur. Şimdi kendime buz gibi bir içecek yapacağım. Allah'ım uykum geliyor ama buz gibi bir şey içmem lazım. Çünkü yanıyorum, çok sıcak. Sadece size suya katılan hazırlayacağım. Hani özel bir şey değil. Suyla karıştıracağım. Buz ekleyeceğim. Bir de şurada limet de var. Onu ekleyeceğim arkadaşlar. Buz gibi. Edit yaparken soğuk bir içecek içeyim dedim. Sonra zaten uyurum herhalde. Bakarız. Şöyle bol buzlu. Ve bunları böyle içine koyacağım. Şöyle hemen biraz tadını alsın. Hatta biraz daha koyacağım. Evet. Tezgahımı da hemen sildim. Ve ben edit yapmaya gidiyorum. Buz gibi içeceğimi de alıp şöyle içmeye sabırsızlanıyorum şu an. Bu arada arkadaşlar, size çekmeyi unuttum. Size videonun başında bahsetmiştim. Zeyt Mirza hani dün ilk adımlarını attı. Bugün tekrar yürüyecek mi diye. Akif işten geldikten sonra tekrar bayağı bir yürüttük arkadaşlar. Yaptı. Ama tuhaf bir şekilde yani ben bir uçta ve bir uçta Akif olunca yapıyor. Henüz daha korkuyor ama bu günleri de aşacağımızdan eminim. Böyle bunu da söyleyeyim dedim. Artık bir dahaki videolarda da görürsünüz. Bu şekilde. Neyse, ben artık fazla konuşmayayım. İçeceğimi de alıp gidiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum ve bir dahaki videolarımda inşallah görüşmek üzere. Bu arada videonun sonuna da dün çekilmiş birkaç kareyi ekleyeceğim. Çünkü onları unutmuşum ve onları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bay bay. Koş koş. Açıyorsun seni. Onlar
böyle bakışıyorlar. Yerim sizi ya. Bak bak. Bak şimdi. Gücürler ya. Böyle oynasam ne güzel değil mi? Ya.